geldiniz. Yıkılması toplantısı. Ülke ve gelecek futbol açısından doğrusu yapılıyor. Biz de bu doğruları mümkün olarak kurmaya çalışıyoruz. Onun için planlama doğrultusunda tabii ki transfer yapılacak ve takımımızın şu anda ilgili bulunduğu durum dolayısıyla da transferler biraz daha ihtiyaçlı gözüküyor. Ama hocamıza da hep baştan beri konuştuğumuz gibi kaç belirlediğimiz bölge ve bununla beraber gidecek oyuncularımız var. Ondan sonra önce şöyle bir giriş yapayım isterseniz. Yani şimdi futbol genelinde bir takım yönetim şekilleri vardır. Bunların bazılarında yönetim, bazılarının talep ettiği yönetim bazlı transferler ve takım oluşturma, bazı şekillerde de hoca bazlı, hocanın ve teknik ekibinin doğrultusunda takım oluşturma ve devamında bu tür bir yönetimler vardır. Bunların ikisinde hiçbirine doğru veya yanlış diyemeyiz. İkisinin doğruları ve yanlışları vardır. Biz yönetime geldiğimizden beri, ilk günden beri özellikle Aykut Kocaman geldikten sonra doğru olarak tercih ettiğimiz hoca bazlı, teknik ekip bazlı takım oluşturma tarafına geçtik. Biz yönetim olarak da üzerinde düşen organizasyon, maddi konular, ürün gelişmesi, kurumsallaşması ve diğer bir sürü konuda yönetim olarak çalışmalara girdik ve takım tarafını tamamen teknik ekip olarak sizin bildiğiniz gibi. Onun için sezon başındaki transferler ve şimdiki takım planlaması tamamen teknik ekip doğrultusuna gidiyor. Ve şunu da net söyleyebiliriz. Sezon başı biz yönetim olarak üzerinde düşen görevi büyük bir çoğunluğu yerine getirdik. Hocamızın istediği şekilde transferleri yapıp gitmesi gereken oyuncuları kulübün maddi verilerini çok zora sokmadan göndermek için elimizden geleni yaptık. Belki taraflar açısından niye gönderildi, bu rakamlara bunlar niye gitti gibi sorular da olabilir ama sonuçta takıma emanet ettiğimiz bir teknik ekip var ve bunların dediklerini yapmak zorunda hissediyoruz kendimizi yönetim şekli olarak. Onun için bu bağlamda bu andaki transfer konusunda da yine teknik ekibimize vermiş olduğu rapor doğrultusunda biz yönetim olarak çalışmaya çalışıyoruz. Ama buradaki en büyük etken tabii ki maddi etkendir. Hepimizin de bildiği üzere kulübümüze verilmiş bir bayram var, bir birim var. Bu birim doğrultusunda da kulübümüzden gitmesi gereken oyuncular var. Belki az önce açıklandığı gibi bunlar niye gitmiyor, niye hala takımda, niye geri döndürüyor gibi bir sürü sorular insanların kafasında olabilir ama kimse bunları egosu için veya belki yanlış kararlarla göründüğü için gibi görülse de öyle bir şey yok. Mecburiyetten bazı şartlar bunlara gerektiriyor. Ve her gittisi dediğiniz oyuncu da o anda gitmiyor. Bunların belli maliyetleri var. Biz bunları bugün çağırır, hepsini pes ederiz. Koyaspor'un daha önceki tarihinde gördüğünüz gibi o zaman önümüzdeki yıllarda belki biz yönetim olarak sorun bulmayız ama FIFA dostlarıyla tekrar gelecek yönetim veya biz de anlayız. Bunlarla karşılaşma sorunları oluruz. Onun için biz şu anda bulunduğumuz yerde en doğrusunu yapmak için süreci biraz daha 30 Ocak'a kadar Konyaspor'un kulüp menfaatleri doğrultusunda biliyorsunuz yabancı sınırı var ve para kulüp birimimiz var ve takımdaki takım kurma, takım mühendisliği var. Hakikaten zor bir denkler. Bunların hepsini bir arada yapmak şu anda çok zor görünüyor. Askeri bir yapmak için elinden gelen gayreti sarf ediyoruz. Onun için şu anda para tarafını, takım tarafını ve yabancı sayısını gönderilecek oyuncuları bir taraftan çalışmalar yürütülüyor. Onun için bu konuda herkes müşteri olsun. Yani biz yönetim olarak üzerinde düşeni yapıyoruz. 30 Ocak'a kadar göndermek için elimizden geleni yapacağız ama niye gönderememiz, niye gitmemeliyiz? Hakikaten bunlar içeriye çıkıp böyle teker teker pazar oluşturacak işler değil. Siz de biliyorsunuz, spor içindesiniz. Bir türlü bunları kulüp menfaatlerinde mali olarak en azından kurtulup hocanın istediği şekilde takım transferlerini yapmaya çalışıyoruz. Görüşmüş olduğumuz isimler var. Bunlar bazıları bonservisli oyuncular olduğu için devre arası kulüplerinden çıkarmak, oyuncuyla anlaşmak bu sürecinde kısa oluyor. Ki hocamız da zaten kamp dönemindeki çalışmalardan sonra bazı transferlerimizde daha netlik kazandı. Her istediğiniz oyuncuyu alamıyorsunuz. İstediğiniz zaman kulübü gönderdi, oyuncu gelmek istemiyor devre arası transferler. Ama şu anda belirlediğimiz noktada Turan transferinden sonra görünen de eğer büyük bir aksilik olmazsa iki transfer gibi planla en az yapılacak gibi duruyor. Ama tabii bunların hepsi olabilirlik kısımlarını tartıştığımız zaman, takımlarından alabildiğimiz zaman onun için elimizden gelen çalışmayı hocanın verdiği doğrultuda biz yönetim olarak kesinlikle biz futbolcu aldık geldik oynatıyoruz. Şunu verdik gibi bir tarz belirlemiyoruz. Bunu belirleyen yönetimler var da sayı duyuyoruz ama biz şu anda onun özellikle bizim bu teknik ekibimizle bunun doğru olmadığı kanaatindeyiz. Biz bu noktada, inandığımız noktada devam ediyoruz. Daha önce bunların yaşanmışları var, hocamızda doğru. Herkes bunların kanaat, bu başarıları gelmiş, istatistikler bunları gösteriyor.
Bu doğruları yakalamak için de biz var gücümüzle çalışıyoruz. Meclisler bulursunuz, gelir. Tırıt 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 imzaladınız. Ne oldu? Konya Spor Show. Ege'den gitmedi. O zaman ne yapacağız? Onları kadroya almayalım. İşte arka tarafa yazalım. Arka tarafa yazdığımız zaman olacak. Maaşına tekrar ödeyeceksin. Bu öyle o kadar kolay. Hemen 24 saat olacak bir iş değil. Ha, olur mu? Olur. İkincisi, biz aklımızda bir şey kalmasın. Millet bir paraya kapıyor. İşte futbolcunun parası şöyle, şu şöyle, bu böyle. Geçen sene Ağustos'un 24'ü itibariyle Konya Spor futbolcuları, hoca dahil, hocanınkine may sonu itibariyle borçumuz yoktu zaten. 24 Ağustos'unda herkes parasını aldı. Yani Mayıs'ta lig bitti, Ağustos'un 24'ünde maç başıymış, peşin atmış, maaşından eksik kalanmış, hepsi paralarını aldı. Ha, bu sene ne oldu? Bu sene de aynısı oldu. Mayıs'ta şey olmaz, parası kalamaz. Ne zaman olur? Ağustos'ta alır. Kimse de aşırılmadan örmeklik yapılacak. Biraz da şimdi Hüseyin Bey'in anlattığına dikkat çekmek lazım. Bunun kulüplerin yürümesi için performans gelirlerinin artı olması lazım. Ben mi çıkıp oynayacağım, Selçuk mu çıkacak veya yönetim mi çıkıp oynayacak? Bu kazan kazan. Bunlar bize verecek ki gelenden benim dışarıya borcum yok ki. Hani inşaatı borcum yok, Aliye yönetim veya SSK borcumuz, vergi borcumuz, herhangi bir borcumuz yok. Federasyondan bize gelecek, biz de onların hesaplarını yatıracağız. Bu kadar basit. Mesela bir kamp, bir kamp deyip geçmeyin. Kampı bir günlük maliyetini tahmin eden var mı aranızda? 52 milyon lira biliyor musunuz? Bir günlük konaklama. Suriye'de kamp yaptığı takım, Galatasaray'ın kamp yaptığı yer. Tesisler derseniz, biz bunları yapmayan da hocanın istediği doğrultusunda yaptık. İmkanı vermişiz. Elimizden geleni yapmışız. Bundan sonrası da arkadaşları düşüyor. Ha, ama ben şuna inanıyorum. Bu takım olsun, Aykut Hoca olsun. Ben gözlerinde o enerjiyi görüyorum. Hiçbir şey olmaz bu yani. Ne bir dağınıklık, ne şu ne bu yok. Ha, şanssızlık var mı? Var. Şimdi geçmişe dönelim. Geçmişi bir irdeleyelim. Geçmişteki oyuncuların %80'i kadromuzda. Hoca aynı. Başarı niye geldi? Doğru. İki kupa alan kadronun çoğu oyuncusu var. Hoca aynı. Yapılan işlerin yanlışlık olsa o zaman da yanlıştır. Demek ki sistemde yanlışlık yok. Ama neyin yanlış olduğunu da ben karar veremem. 36 yıllık tecrübesiyle 500 küsur maça çıkmış Aykut Hoca makarası. Düzeltmek de bana değil, ona düşer. Aynı Selçuk'un dediği gibi. Mesela bir hastane düşün. Hacı Bahadır. Sahibi kim? Mehmet Ali Aydınlar. Mehmet Ali Aydınlar ameliyatam görüyor arkadaşlar. Cerrah alıyor, bıçağı kesiyor. Ne yapıyor? Ameliyathaneyi yapıyor. Robotik cerrahi aletlerini getiriyor. En iyi profesörü getiriyor. Kardeşim sen hastanı tedavi et diyor. Benim Aykut Hoca'yla konuşabilmem için bir 36 yılın geçmesi lazım ve bu işte uğraşmam lazım. O iş onun işi. Profesyonel olan o. Ha, görüşümüzü, bilgimizi ne yapıyoruz? Lisanın münasibinde zaten futbol şubesi olmuşsun. Biz, hocam şurada şöyle diye kendisine söylüyoruz. Ama bunun ana sorumlusu, patronun kendisidir, ben değilim. Varsa aklınızda yapmayan tartışalım. Bir aksilik olmazsa. Üç transfer, gönderdiklerimizle beraber de zaten. Çünkü devre arasında daha fazla transfer çok takıma da herhalde uyum sağlamaklasında doğru olmayacak diye düşünüyoruz. Psikoloji olarak bir etkili var mı? Gönlümüz de arzu etmiyor. Alay istiyor, Ankara Gücü mağlubiyeti sonrasında ortam ne olur? Bence onu öyle olmuşunu düşünmeyeyim. Zaten olumsuzluklar biraz daha belki durumlara getiriyor. Ankara Gücü'ne inşallah mağlup olmayız. Galibiyet için çıkacağız zaten ama bunu biraz şöyle yapalım. Önümdeki özellikleri oyuna da verilmiştir ama 7 hafta önemli. 7 haftada hem altımızda hem üstümüzdeki takımlarla mücadele edeceğiz. Süreci biraz daha sakin götür. Çünkü paniklemeye kimseye faydası yok. Süreci biraz daha sakin ve mantıklı götür. Bu girdaptan çıkacağımıza biz inanıyoruz. Taraftarımız inanmasını istiyoruz. Çünkü bunu da niye zarar söylüyoruz? Tek tek bütün futbolcularımız sözlerine göre. Az önce Sayın Başkanım da belirttiği gibi bizim yapacağımız taraf biz görevlerimizi yerine getireceğiz. Ve karşı taraftan da bunların başarmasını bekleyeceğiz ve isteyeceğiz. Çok fazla da imkanımız yok. Yani olayı farklı bir girdaba sürüklemek kimseye faydası yok. Aykut Kocaman varken, takım varken, Konya camiası, Konya Spor bu hale gelmişken olumsuzluklar düşünmüyor. Hep yaşadık, yani büyük olumsuzluklar yaşadık.
ümit ediyorduk ki bir yere yaşayacağız. Eğer Balatya maçında galip gelseydik, o talihsiz olay olmasaydı, o gün takım ikinciydi. Ve ertesi hafta Kadıköy'e şart liderliğe gidiyorduk. Doğru mu? 8. haftadan başladık. Nasıl başladık? Şehirde güzel bir hava, iyi bir beklenti, iyi bir teknik kadro. Konya Spor camiası ama ne oldu? Tersizler üstüne geldi, bütün aksilikler geldi, takım çözüldü, bu duruma geldi. Sezon başıyla bugün bile farklı bir şey konuşursak aynı takım üzerinde ve Sayın Başkan dediğim gibi 3 yıl önce 2 kupa almış takımla, neredeyse 180 aynı takımla, bugün teknik ekip ve 180 aynı takımla, bugün aynı şeyleri konuşursak demek ki futbolda bazı şeyler planladığınız gibi değil. Biz ne yapacağız? Bu dönem içinde, bu süreç içinde doğru bildiklerimizi ne yapalım? Ama hep beraber, camia olarak inanmamız lazım. Eğer inanç kaybedersek, bu inanç bizdeki kayıp, tribündeki, camiadaki kayıp maalesef oradaki oynayan oyunculara da, teknik ekibe de yansıyor. Bizim vereceğimiz destek bu. Zaten menajerleri aynı. Turan da Cilet Berkmen'in menajeri aynı. Şimdi ne oluyor? Siz oyuncuya sahipsiniz ama oyuncuyu kiraya verdiğiniz yere bir madde ekliyorsunuz. Diyorsunuz ki şu kadar mevlayı ödediğim anda ben oyuncumu alırım diyor. Portekiz, doğru mu Selçuk? Ondan sonra onu bizim yaptığımız anlaşmalarda Portekiz kulübü, Yunan kulübüne ödeyecek, biz de Portekiz kulübüne ödeyecek. Ama sonuç ne oldu? Portekiz kulübü ödemeyince biz Portekiz'e ödemeden sözleşme yaptık, Yunan kulübüne ödedik işte. Biz müdahale eden bir yönetim değiliz. Yani teknik ekip orada varken teknik kadroya müdahale etme şeyini kendimizde bulmuyoruz. Bizim oradaki müdahale yani tutukta hocaya herhangi bir kadro vermek gibi, oyuncu vermek gibi zaten çok bir öyle bir tavrımız yok. Diğer müdahaleleri zaten hep yapıyoruz. Yani takımın motivasyonu, organizasyonları, onlar için gerekli ilaveler veya oradaki herhangi bir eksiklik elimizden gelmeyi hepsini yapıyoruz. Eğer bir lira borcumuz istemiyor diyorsa, hani hiç borcumuz olmasın diyorsa 50 milyon liralık takım kurmamız lazım. 50 milyon liralık kurulan takım da Süper Lig'de kalır mı kalmaz mı? Kalır derseniz sezon sonu kuralım 50 milyon liralık. Sıkıntı yok. Bizimki 105 hesaplara göre hani alacağınız puan şunu yaptığınızda 51 milyon liralık takım kuramazsınız. Haklısın. 105'te biz bu durumdayız. Ha, ben Ankara'ya gittiğimde diğer kulüplerle de görüştüm. Biz bunlar için de kurumsal anlamda borcumun değerini, mesela övmemek söylüyorum, benim 1 liralık vergi borcum yok, hepsi borcumdur. İdari anlamda neyin ne olduğunu biliyorum. Ha, takım kurulu, altıya bir önlem verelim, Konya halkı okey desin, büyüklerimiz tamam desin, 50 milyon maliyette takım kuralım deneyelim. Ali Çamdal. Ali Çamdal da diğer başta da transferler için ne dediyse Ali Çamdal için de geçerli. Sayın hocamız gelmesini istedi. Getir, Sayın hocamız gitmesini istedi. Ve yolladı. Buna bir cevap verilecekse bunun cevabını Ali hocamızın vermesi lazım. Çünkü o zaman biz fikirlerimizi söyledik. Ama hocamın takdiri bu yöndeydi. Onun takdiri bu yönde olunca sonuçta biz bir şey yapamayız. İkinci ne? Sportif direktör. Şimdi anlatayım onu da size. Mehmet Yıldırım'ı içinizde kaç kişi ne kadar tanır bilmiyorum. Ama eski Konyalılar tanır, işte Hacı Kaymaklı Mehmet derler. Tamam mı? Mehmet'in Konya'da milli takıma gidişiyle gelişi arasında o kadar büyük fark var ki bunu maalesef kimse görmek istemiyor. Mehmet Yıldırım, ben federasyon başkanımızla görüşüp ona izin aldım ve Konya'ya gelmesini ben rica ettim. Mehmet Yıldırım, herhalde İsmet ve sen yazmışsın. İşte sportif direktör gelince, hoca gider, onun altı oyulur. İsmet yazdı o zaman. Ha. Onu söyleyeyim, böyle bir şey mümkün değil zaten. Aykut hocamızın mukavelesinde ne altına ne üstüne. Bir sportif direktör veya hangi nam altında olursa olsun gelmeyecek diye maddesi var. Bunu ben hocamla konuştum, ben getirdim. Sebebi de şu, onu da size izah edeyim. Acaba teknik ekibin kaçırdığı bir şey var mı? Hocamın da onayını alarak getirdim. Nasıl alarak getirdim? Aykut hocamız zaten Mehmet'le uzun süre çalıştı. Kendisi de istedi, çok iyi olur, istişare ederiz, fikir alırız. Ve
eski Mehmet değil, şu anda Mehmet hocamızın çalıştırdığı U17 milli takımı lütfen de analiz edin. Durumu ne? Nereden almış, nereye getirmiş? Ama maalesef bazı eski futbolcu arkadaşlarımız var, biraz da magazin yapalım şimdi. Adamlar diyor ki, bay niye Mehmet? Sen getirmezsen kötüsün. Getirirsen iyisin. Bu yanlış. Bizim altyapımızda olsun, yerlerinde olsun, çalışırsa yönetim iyi, çalışmazsa bir çöplük var. Twitter, Facebook, yaz oradan, bu böyle. Ya yalnız infaz yapmayın. Çok ayıp. Bir defa bunu yazıp sportif direktöre laf söyleyen adamın diploması var mı? Ona bakmak lazım. Senin diploman ve kaliten ne, kumaşın ne? Şimdi okuyorum, vizyon yazıyorlar, feyre yazıyorlar. İlk önce bunu diyen insanların bunun yazılışını öğrenmesi lazım. Ha, gelelim Celalettin Çakıcı'ya. Çakıcı'yla hakkında dünya kadar spekülasyon oldu. Biz yönetim olarak geldiğimizde ben hesaplara baktım. Nedir, ne değildir, şu. Buralarda da en ufak bir şey yok. Kim nereden bunları çıkartıyor ben anlamıyorum. Yazılı olanda bir şey yok ama yazılı olmayan da var. Ben bilemem ki kardeşim. Ha, Çakıcı bulaşık deli satardı ama kendini yetiştirdi. Çok güzel İstanbul'da şirketi var, para kazandı. Adamın içinden gelmiş, benim de arkadaşım. Diyor ki ben takımı deplasmana götüreceğim. Karşılığında deplasman masrafı 40-50 lira. Var mı başka içimizde bu masrafı karşılayacak gönülde? Antalya'dan sonra iki maç buradayız, bundan sonraki boş. Hemen Hüseyin Bey yardımcı olsun yazalım. Adam hem kalacak hem adama geçiyor. Bu nasıl bir dünya ya? 4 lira, 3 lira değil ki, 40 milyar, 50 milyar lira tutuyor bir deplasman. Vay efendim, Kulüpler Birliği toplantısına işte sizin meşhur bir deliniz var Ali. Niye Çakıcı gitmiş? Peki, organizasyon nasıl oldu? Oraya gidecek adamın cenazesi mi var? Uçağı mı kaçırdı? Temsil için hemen orada bir saatte olması gereken kimdi? Bu soruları niye sormuyoruz? Niye sormuyoruz? En iyi yaptığı dış dedikodu bizim. Buradan bir yer, aman yazsın, ben ona cevap vereyim, şu şuna cevap versin. Ha, bunun için de Hüseyin Bey'le de bir plan yaptı. Bir tane mail adresi açıyoruz, bütün taraftarımız direkt soracağını kulübe sorabilir. 72 saatte de biz kendisine mail ortamında cevabını veririz. Kimlik doğrulaması ve tespiti yapıldıktan sonra. Böyle havadan kimlik verip bunu sormak işi değil. Ciddi Konyaspor tarafından istediğini sorsun. 72 saat sonra da cevabını aynı maili alır. Çakıcı'nınki de bu. Keşke herkes onun gibi duyarlı olsa da karşılasa. Şuraya da ben götüreyim desin. Yani sizin sezon sonunda öngördüğünüz borç tam olarak ne kadar olacak? Alınacak puana, performansa bağlı. Hı. Nasıl? Şimdi 38 hesap edersin. Hocam 44 puan aldım. Şimdi her şey öyle ihtimal var, 17 tane maçım var. Hepsini kazanırsan alacağın puan hesabı 51 puan verir. 50 milyon lira kazanır, senin para gelir, ortalama söylüyor. Yarısını kazanırsan farklı gelir. Ha, ama bizim futbolcu ailesi haricinde dışarıya Ahmet Mehmet'e bakkal atasına bir lira borcumuz yok. Geçmiş belli borcumuz yok. Mesela ben 4 milyon 700 bin liralık affa girdim, Konya Spor'un yaklaşık kaç yıldır Bahri Bey? 7 yıl değil mi? 7 yıllık vergi barışı yaptı. Şimdi Ankara'daki pazartesi günkü toplantıda da Bakan Bey izah etti. Spor yasası çıkıyor. İş bundan sonra nasıl olacak onu da biliyor. Mart'ta, Nisan'da bu açıklanmaya başlayacak. Abi bir son açık. Belki sizin transfer beklentisi var. Buradaki düşüncelerinizi alalım. Karatoğlu bir şey ihtiyacını belirledik zaten. Ufak da o karatoğlu'nun bir tanesi. Öncelikle transfer listemizde o var. Dediğim gibi onu da mali güçlerimiz için de biz biraz daha şartlarımız oraya aslında teklifimizi yaptık. Ama şu anda da ilgilenmemiş olmadı. Alternatiflerle görüşüyoruz. Ama elimizdeki yabancı sınırından dolayı, benim ne söyleyeyim, mali o sınırdan dolayı yapacağımız 3 tane takviyeyi artık bölümlere göre, hani bir sonraki veya borcunun bize daha önce geliş şartlarına göre bunlar değişkenlik gösterebilir. Ama tabii bunları yine söylerken tamamen tekniğe gittiğin doğru, söyledikleri doğrultusunda veya bize belirttiği yol doğrultusunda gitmeye çalışıyoruz. Dediğim gibi belki taraftar transfer beklentisinde, kamp döneminde beklediği gelsin diye ama Turan burada biraz hızlı kamp dönemine iştirdi.
ümit ediyoruz o öndeki maçlarda oynayan ama Ankara, önümüzdeki Ankara gücü maçına büyük ihtimalle transferin yetişme ihtimali zor. Sonra evimize gidip Galatasaray'a olacağız. Son hafta Antalya Spor maçı, yani son hafta derken transferin son haftası. Oraya yetiştirme gayret içerisindeyiz. Ümit ediyoruz oraya transferle yetiştiririz. Zaten Antalya Spor maçından sonra da yaklaşık 3-4 gün daha kalıyor transferi. Biliyorsunuz Türkiye'de transferler son haftalarda, son günlerde biraz daha hareketlilik gösteriyor. Onun için atacak kurşunumuz kalırsa da belki o günlere de bırakıp dedik ya, son zamanlar farklı oyuncular farklı fiyatlara çıkabiliyor. Ligi biz sadece Ankara gücü maç olarak da görmüyoruz. 10-17 tane maçımız var. Hiç belli olmaz. Yani ilk haftaların ilk gitmesiyle son haftalar iyi gidecek diye bir şey yok. Çünkü yine söylüyorum, 18 hafta neredeyiz? Ondan sonra 11 hafta nereye geldi, 10 hafta nereye geldi. Şimdi ilk 7 hafta iyi oluruz, sonraki haftalar. Sadece biz sadece uzun vadeli, stabil bir şey ve seneye de Konyaspor'un mali bütçesini zorlamadan, yani sonuçta bu takım her şeyi ligde kalsın diye planlıyoruz ama biz ligde kalacağını planlıyoruz var. Seneye de bugün anlaşacağımız projeler bizim sırtımıza kavga olmadan, mali bütçeler zorlamadan o bağlamda doğru olması için çalışıyoruz. Kamp döneminde mental olarak bir yükseliş vardı. Zaten Sayın Başkanımız da belirtti. Takımdaki o ışıltı, herkesin gözündeki ışıltı olmaya doğru gelmiş. Onlar da olayın farkındalar. Yani ben daha önce değişik zamanlarda değişik çözülmüş takımın halini de gördüğüm için bizim takımın çözülmesi hali, taraftarın çözülmesi hali, camianın çözülmesi hali paralel gidiyor. Yani oradaki biraz olumsuzluklar bize hep beraber olumsuzluğa doğru gitti. Aslında kötü bir niyet veya olumsuz bir durum olmamakla beraber olumsuzluklar bize biraz daha kötü bir durum olarak gitti. İnşallah bunlara önümüzdeki maçla başlar. Bir galibiyetin ucunda diye düşünüyorum. Bir galibiyet gelirsek bunların hepsinin tekrar olumlu bir yöne doğru gideceğini düşünüyorum. Bunu hep beraber düşünmek istiyoruz. Biraz negatif enerjiyi azaltıp pozitif tarafta dinlememiz, camiamız olarak takım vermemiz lazım. İnşallah bir galibiyette bunlar daha iyi hale gelecek. Şimdi bu maçın fiyatını Konya'da ben arttırdım yönetim olarak. Hem baskette hem bunda. Şimdi hayvan pazarında ribatta veriyoruz biz. Bizi gören oldu mu koşuyor arabadan, abilerinden aldık. Kayacık'ta 970 bin metrekareye yakın arsa var ama onun bir kısmı bu stat anlaşmalarından dolayı Gençlik Spor'un bir kısmı belediyemiz. Oraya herhangi bir tesis projesinden abi. Önce şöyle, Fatih Bey zamanında bir avam proje çizilmiş. Yaklaşık 25-30 milyon lira bir maliyet çıkartılmış. Bakanlığın yardımıyla oraya bir tesis yapalım düşüncesi olmuş. Onlar federasyona verilmiş, bakanlığa verilmiş ama herhangi bir gelişme olmamış. Bizim kulübümüzde de çizilen var ama net birebir çizilen bir şey yok. Avam proje işte, şurası yatak olsun, şurası tuvalet olsun, şurası havuz olsun. Proje bu. Oradan da bir tasarlar bir şey çıkmış. Maliye çıkmış. Orada vermiş. Ha, biz de her yıl Mart ayında zaten fonlarda federasyon proje var mı dediğinde hemen aynısını yolluyoruz. Ama ben gelip gelir hiç cevap gelmiyor. Ha, gelen kurgu var mı? Ama orada yok. Hiç düşünmedik şimdi. Zaten spor başarı için harcadık. Yapılanın en büyük yatırım neresi? Akademi ligine yaptı. Bizim artıklı sporcularının kaldığı yeri çok fazla yapmadık. Ne yaptık? Eskiden akademi futbolcular nerede yatıyordu? Zafer'de kaldı. Ne yaptık? 1922'yi Zafer'e taşıdık. Bütün futbolcuları buraya getirdik. Şimdi senin Şener'in Ali Kayrakaya nereden geldi? Akademiden geldi. Kum havuzundan tutun. Kaler Hoca burada mı? Burada. İşte Kaler gitti yurt dışında gezdi. Oradan fotoğrafları getirdi. Şöyle yapalım, girelim onu yani. Ben hala inanıyorum, bizim geleceğimiz orası. Ama zaman. Başkan, 1922 halen böyle sezon sonunda saklayabilir miyiz? İsteyen olursa hemen veririz. Hiç sıkıntı yok. Şey yok. Mesela oraları niye masraf ettik söyleyeyim. Bir kale yapması vardı. Doğal gaz yoktu. Bütün projesini çizdirdik, doğal gaz yaptık. Kaskat sistemi yaptık. Keşke bir gün istediğiniz zaman Hüseyin Bey'e ulaşıp tek tek getirirsiniz. Onun haricinde hocalar var. Çocuklar okula gidiyor, etütlerini orada yapıyor. Yeme saati, içme saati. Orada kalanların başında da bir tane hocamız
gece aynı askeri, yani nöbetçi subayları gibi hastalık sağlık için tesiste orada yatıyor. Bazıları için verir, mesela Ufuk Bey'in katkılarıyla bizim stadyumumuzda fitness salonu yaptı. Belediye başkanımız eksik olmasın izin verdi. Şu anda Türkiye'de bana göre tek ama dünyada var yok bilmiyorum. Yatırımcı kardeşimiz 5 milyon üstünde içinde masraf ediyor. Orada sporunu yaparken yemyeşil stadı görüyor. Onun içinde kafesi olacak, işte dinlenme yeri olacak. Oraya futbolcu da gelecek ama üyelik sistemiyle gelmek isteyen herkes gelecek. Bana göre çok iyi bir yatırım oldu orası.